gittik, üçümüzü alları verdik. Tahminen uçan maymun olmayacaktır. O eskiden değil. Aniden tam burası çocuk parkına toz sinekler kaynıyor. Buradakiler gibi kameraya bile çıkmazlar. Kaynıyor her yer. Böyle salıyorlar. İğne gibi sokan şeyler. Hepsi bu hayvanlardan. Bütün park kaynıyor. Aniden. Sezonluk yağmurla geliyorlar. Onu da ben mi? Çocuk okul yoluna doğru. Yarın da olacaklar. Bizim o tarafta yoktu yani. Kamerada karardı. Bizim oraya döşeseler hepsi odamda. Ellerimi of, kontrol edemiyorum. Soktular çünkü. İğne gibi kaşınıyor başımda. Bu kaşıntılar galiba o milletin hoşuna gidiyor. Uyuşturucu etkisi yapıyor. Çünkü organlarına neler yaptığından habersizler. Başka yerlerde göremiyoruz. Belki gidersek başka bir çocuk oyun parkına. Orada olabilir. Olabilir. Her zamanki yerdeki bu boklar bu balkona tesadüf mü? Betonla nasıl örtecekler lan? Sıçmak zorundalar. Toprak bulamadılar. Aynı olay burada. 10 metre bile yok. 6.6 metre ilerisinde. Tekrar bu ekmek olayı, ucu kapalı. Kim yiyecek lan bunu? Kedicik, gel gel. Sen istiyor musun ekmek? Cevap vermiyor. Burada besleyeni geldi tesadüfen. Caminin kıblesinde besleyecek. Git kızı git. Gel orada var ya. Burada çıkar oraya. Boşuna geldin beslemeye be. Yemler varmış orada. Yaş mama istiyorlar. Kuru mama sevmiyorlar. Evet. Niye üretiyorlar o zaman bunu be? Niye israf ediliyor? Milyonlarca dolar. Evet. Sen de kuru mama getirdin. Onu yemez, onu yer. Evet, caminin etrafına, kıblesine düşüyoruz. Hayır işi. Tesadüfen geliyoruz ki boklarla cami yoluna. Hayli belli. Meslek anasını satayım. Şuraya bak, apartmanın girişi bok dolu. Tekrar başladılar işleme. Akbabalık. Az ilerisinde burada da var kafeste. Boru yolunda. Parazitleri. Kedicik, orada yem var lan, ne arıyorsun o kablo yolunda? Çok tatlılar be. Sen çünkü hızını alamıyorsun. Çok tatlı. Tırmalıyorsun. Aman dikkat et, tırmalamazsın, hastalık kapar. Şimdi içten seviyor çocuk ya. Böyle hızını alamayınca kedi de tırmık atıyor. Sana. İşte tırmıklarda tehlikeli bir hastalık varmış. Dikkat etsin. Bak duydun mu abi? Bu sokakta yaşayanların hepsi parazitli. Hem pire var.
Pire de var değil mi? Bunu duyduğumuz iyi oldu. Teşekkür ederim abi. Yani dikkat etsin, öyle tehlikeli bir hastalık var. Kaparsa kolunu falan kestirenler var. Bok Deccali'yi besbelli boklar bastırmış. Kedicik, pis. Sen çöplerde mi yaşıyorsun? Burada da asılı ekmekler ucu kapalı. Kedicik, pis. Sen burada çöplerde mi yaşıyorsun? Bunlar hayvansever be. Kapı nerede belli? Kutunun orada. Pencerenin önünde. O kedicik. Boka bak be. Araba geçerken çiğne onu bütün etrafa. Tezgah bu. Çok görüyorum. Arabanın tekerinin oraya. Çıkarken çiğnesin. Sürsün her yere be. Camimiz var. Ağaç neredeyse bitmiş. Boydan boya sümüklü böcek izleri parlıyor. Yağmurla geliyor. Belediyeye geldik. New çarşı açıldı. Hayvanları göremiyoruz. Dur. Var be. Atlar var. Atlı karınca. Hayvanseverlerle burada buluşmuyoruz. Parklarda buluşuyoruz. O sinekler fantoluma rağmen dizimi sokmuş kaşınıyor. Müthiş yani, ellerim hala kaşınıyor. Saatlerce kaşınıyor. Alerjiyi kaptık. Kutunun önünde tekrar ve girişte pencerede. Bu yeni yapılmış. Bunun da girişine koyuyoruz. Kedicik, burası neresi lan? Kentsel dönüşüm. Kentsel proje alanı. Cami ve yuva tam yeridir. Sünnettir, sünnet. Türk Telekom, burada da sümüklü böcek izleri var. Hiç yazmamış. Yağmurla geldi, betondan çıktı. İşte onlar Allah'ın sessiz kulları, çıt yok. Eczanenin önü buk dolu. Orada beklemiyoruz minibüsü. Burada da inşaat olacak. Daha önce banka vardı burada. Önünde de her zaman hayvan vardı. Ve pazar günü dahil durak var diye ilkokulun duvarında kediler. Ne diyelim, eskiye göre sıfır. Eskiden olsaydı her dükkanın neredeyse önünde pislik olurdu. Hepsinin içinde sinekler uçuşurdu. Mücadeleye devam, çünkü milletin umurunda değil be. Veya emniyetin, polisin, kanunların. Belediyenin ise tam aksine. Belediyelerin genel olarak bakıyoruz. Burada parti fark etmiyor, hepsinde aynı anlayış. Çocuklara, bebelere parazit toksoplazma. Kurt, mantar, ne varsa. Bir zayıf kedi fırladı buradan. Nereden çıktı lan bu? Allah Allah. Işınlandı.
Evet, eve döndük. Buralarda o sineklerden göremiyoruz. Çocukların oyun yerinde vardır. Daha önce burada oluyordu. Hem de çok. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kahve sipariş ettik. Eve geldikten sonra burada oturup kahve içeceğim biliniyor. Değil mi aynı köşedeki beyaz kedicik? Apartmanla aynı renkte olan arabanın önünde motoruna gönderen, burada da uçuşan toz sinek gördük. Gel orada 90'la, ben buradayım. Oraya Svenskog. Kaşın öldük. O silkelendi. Ne varsa silkele. Yumurtalarını yala, midene indir. Şimdi kıçını apışını yala. Orada çok vardır. Evet, müthiş yalıyorlar. Nasıl yapıyorlar böyle? Bacaklarını kaldırıp nasıl yetişiyor lan bu apışın arasına? İyi ki insanlar yetişmiyor. Sürekli blowjob yapardılar. Kahvemiz biraz geç geliyor. Bir espri patlatalım o zaman. Bu yeni moda yırtık pantolonları biliyorsunuz değil mi? Moda oldu. Onları köpekler ısırıp yırttı. Kesinlikle. Çünkü piyasaya çıktıkları zaman uyuyor. Hayvanların tam çoğalma etrafta başladığı zaman. Ve 90'lar üçleşti. Kaşığın sesi duyuldu. Kadın saçıyla uğraşıyor. Çok kaşınıyor çünkü orası parazit. Öyle bulamazsın onu. Git duş yap. Anasını bekliyormuş. Beraber gidiyorlar şimdi. Parkta oturdular herhalde. Vay kurt köpekli. Bu ne tasavvur lan? Eyvah çok şey oldum. Hormon üretiyorum. Hastalanmak için. Yaptığım şeyleri hatırlayarak. Zır deli bunlar. Vallahi billahi. Kim tesadüf diyebilir be? Tesadüfsüz diyen ondan daha delidir. Bir şey içecek karıştırdı. Kaşın sesi, tıkırtısı duyuldu. Balkonda oturacak bu be.
gel apartmanın geçine gel. Karşıma sıçma rolü yap. Bu hayvanı öyle şey ki, yani evde tembih ediyor ne yapacağını, hayvan yapıyor. Besbelli. Son seferinde böyle etrafımda koşturdu koşturdu. Beni ısırmadı diye eve gelince sen görürsün dedi. O havlamayı da gerçekleştirdi. O kadar. Yakalayamadım. Sürekli açık değiliz ya. Çünkü bir tane daha geldi aynı zamanda. Birkaç kez avlatsın diye. Tesadüfe bak. Siyah köpekli biri. Neredesin lan? Kameraya çık. Elma dersem çık. Evet. Kim bu be? Bizim doktor beye benziyor fakat o değil. Galatasaraylı bu. Polis bey. Of. Tayfa geniş be. Yeni ilerden biri kesinlikle köpeği oynatıyor. En iyi eğlenceleri tasmasıyla köpeğe. O Rottweiler bu be. Yeni biri bu. Tesadüf. Onu da vermeye Yusuf. Aynı davacım gibi köpeğine saldırma, ısırma oyunu oynatıyor. Yusuf şimdi bunları çekecek, yayınlayacak. Kafadan sakat. Takıntılı. O arkadan neredeyse domalacaktı be. Alışıktır. Evet, yeni bir uçan maymun kazandık. Tamamen diğerinden bağımsız, birbirlerini tanımıyorlar çünkü hayvanları havladı birbirine. Bunlar da kedi 90'ın sevdiği diyor. Teker teker sırayla. Acaba bütün gün, bütün gece mi bu var be? Biri git, biri gel, biri git, biri gel. Nöbetleşe. Yapma lan eskisi gibi hepsini birden. Dakika geçmeden arayla. Ablanla konuşma, siktir git. Anam avradım olsun, kemiklerini kırarım ağzına veririm. Bu kadar oyun yeter, gidiyoruz şimdi. Giriş kapımızın önüne geleceğiz. Rottweiler'den. Belki.
Onun müthiş kalın boku vardır. Sen de sev arkadaş, elinle telefonla sev be. Devamını bekleriz. Ötekisi kıskandı, onları da sev. Ötekisi o kadar kıskandı, geldi oraya. Üzgün üzgün yere yapıştı. Sense o köşeden ayrılma lan, çekiyorum diye ayrılma. Nöbetçi gibi biri git biri gel. Bir tane de kucağında kafes taşıyıp hizmet ediyor. Kulpu yok mu lan onun? Lanla konuşma, siktir git. Bir tane daha 90 geldi. Bir tane daha 90 caminin kıblesine. Bir tane daha geldi. Dörtleştik. Aynen öyle 30 tane buraya 40 tane sokmuştu. İstediğin an. Evet. Toplantı var. Önemli konular tartışılacak. Telepatik. Şu ortadaki beyaz çok parazitli, sürekli kaşınıyor. Çünkü çocuk oyun parkını orada bulundu. Onları seyrederken kaşla göz arasında bir tane gelmiş. Bu benim dalacım. Kafatası çatlağa raporu olan. O raporu o kadar çabuk ancak bir veteriner doktor verebilir. Havlat o müthiş sesini duyan. Bir tane daha sarı beyaz geldi. Hepsini kucağında taşıyıp oraya yerleştirdiler. Yavrudan. Kucağında taşıyıp götürmeden önce orada tek bir tane olmazdı. Hepsi bahçemizde olurdu. Kahvemiz bitti. En iyisi kapatalım. Yoksa gaza geleceğiz. Şuraya bakın. Marketin önünde 3 tane hayvan. O ağacın dibine sıçanlardan. Manav reyonu sinek kaynıyordu geçen gün. O şeyleri de. Besleyici geldi. Onun için gelmişler. Ordu kadar besleyicilerden biri daha gösterişli kıyafetleriyle besbelli zengin. Tam orada bok kaynayan yerde besleyecek. Toksoplazmalı kakadır diye. Evet, bitirdiği işini parlak elbisesiyle gidiyor. Onun
Onları oraya milletin gıda aldığı yere dayatacak. Sonra kim bilir nerede oturuyor. Orada tek hayvan yoktur. Oraya gidecek, kaset çekmeye. Çünkü manav haricinde orada da park var. İnsanların, yaşlıların oturduğu ve otobüs durağı var. Minibüs durağı da orada. Oraya da yatacak. Tüm bu eylemlerin öğretmeni kimdir bana açık net. Daha önce 20 senedir yaşadığımız şeylerden. Bu hayvan sever işte. Zonoslu boklu olduğu yerde besleyecekler. Amaç hayvan falan değil yani. Zonos üretmek. Neden? Çünkü o ağacın dibinde oturuyor insanlar. Onlara keskin nişancı gibi. Çünkü bize yapılandan belli. İstedikleri yere sıçtırabiliyor. Ben neyi veriyorsalar bu parkta uçuşan bulut kadar toz kameraya yakalanmaz sineklerden salabiliyor. İki besleyici daha geldi. Evet. Tesadüf. Hayvanları çok seviyorlar. Bunlar. Hayvan sever bunlar be. İstedikleri yere bir tane daha köpekli geçiyor. Yeni bir köpek, yeni bir uçan ışınlandı parktan gelerek. Aynı zamanda poşetlerle, yemlerle bir oraya bir oraya besleme işindeler. Vika olarak. Camilere, hastanelere, okullara, duraklara hedefleri belli. Ve sanki bir meslekmiş gibi yapıyorlar bunu. Ki öyle. Casus mesleği. Polis arabası geçti. Polis bey sorsana kanuna göre onun besleme yetkisi var mı? Poşetlerle gezerek. Al bir analiz yap bakalım o yemlerin neler var orada. Cebinden bir şeyler çıkarıp koyuyor. Zahmete bak be. Ara sıra kestim çekmedim yani. Hala devam ediyor. Diğeri ise gitti. O ona da attı. Ne atıyor böyle çiğ etler var. Kesinlikle. Ne için yapıyor bunu Yusuf? Çık git bak ne ile besliyor. Yeni bir dava edin. Bak baba söyle senin gibi 40 tane hayvan toplasın. Bahçemde yaptığın gibi.
Evet, serpiyoruz etrafa her yere. Bunlar niye tımarhane değil? Biri bana gelsin açıklasın bunu. Oraya dökeceğine böyle teker teker nanik yapar gibi teker teker atıyor. Karga geldi şimdi. Karga bir şey yemeye çalışırsa orada kovar onu. Vay be. Çok uzattı videoyu be. O kadar zaman burada kullandım. Bir dahaki durakta da o kadar. Bir dahaki durakta da o kadar. Kaç tane poşeti var? Evet, onlara yeter dedi. Bir dahaki durak. Şeytanlığa bak be. Şimdi caminin kıblesine gider. Yo, ötekisi caminin kıblesinde besliyor. Biri oradan, biri oradan. O merdivene de döküyor be. Merdivenlerden insanlar geçecek. Kapısın. Vay anasını be. Ve kaldırgenin o... kendisi... giriş kapısından neden? Çünkü giriş kapısının penceresi açık. Onun önüne dayatıyorlar. Tabii ben göreceğim şekilde değil. Şimdi gördüm. Çıkarken uzaklaştırıyorlar. Gelirken uzaklaştırıyorlar. Ben görmediğim zaman. Açık pencerenin önünde duruyor. Oradan parazitleri direkt sokuyor. Rüzgar belli, ayağımıza esiyor. Hapşırıklar, bu da sokuyor yani. Bu güve, bu da sokuyor. Güveleri tekrar ortaya çıkardılar. Demin de bir tane. Evet. Bundan sonra toksoplazmadan ve rüzgardan biz hapşu. Gidip kapatalım. Vay komşu. Hayret, buraya kadar geldik. Işınlanan biri olmadı buraya. O eskildi. Aman Allah'ım, o sineklerden ne? Ben de dedim, neden kaşıntı buraya yapmış be? Şuraya bak. Üzerime geliyorlar. Neredesiniz lan? Şimdi kayboldular ben oraya gidince. Bu da oradaki sineklerin kaynağını gösteriyor. Çünkü başka yerde yok.
çocuk oyun parkında ve balkonumun önünde. Umarım kameraya çıktılar. Toz kadar şeyler ben. Çok tuhaf yani, ışınlandılar, kayboldular ben. Vay 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 vay. Şeytanlarla uğraşıyorum kesinlikle. Kapatıyoruz ve diyoruz ki bunların elinden bu silahları alın be. Yeter kurbanlar. Korhonay'ı bile bunlar böyle salmıştır. Keskin nişancı gibi. Balkonun önüne yaptıkları gibi. Evet, o sineklerin hedefi bellidir. Giriş kapısını oraya da yapmıştır. Rüzgarla sokacaktır. Bu gece delik deşik edecekler. Keskin nişancı gibi başımın etini yediler be. Of. Tekrar yıkanmam lazım. Su masrafımız çok oluyor be. Şeytani büyütürler bunları.